İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, bizim neslimiz özgürleştiriciydi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Artsakh Dağlık Karabağ sorununun insani sonuçlarına ilişkin bir kararı kabul etti. Batı Ermenistan'ın Kilikya'da zeytin hasadıyla birlikte zeytinyağı üretimi de başladı. Nayri Hohikyan, İran ile Azerbaycan arasındaki gerilim artmaya devam edecek. Türkler Suriye'nin kuzeybatısında güçlerini yoğunlaştırıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 resmine Biden'dan karşılık. Dünyada bir ilk, Ermenistan'dan M.Ö. 4000 yılına dayanan bir insanlık görüntüsü tasarlandı. Tarihçi Armen Ayvazyan'ın Ermeni askerliğinin ahlaki kuralları başlıklı kitabın tanıtımı yapıldı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, Yerevan ofisinde düzenlenen madalya töreni sırasında katılımcılara Artsakh Kurtuluş Savaşı'ndan geliştirdiği ve yürüttüğü askeri operasyonlardan ilginç anıları paylaştı. Salonda özel konuklar arasında askeri operasyonlarına tanık olan eski asker arkadaşları da yer alıyordu. Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan, katılımcıların Batı Ermenistan'la ve orada yaşayan yerli halkın yaşam koşulları, kültürün korunması ve doğada meydana gelen bir takım sorunlara ilişkin sorularını yanıtladı. Kültürün yaşatılması için atılan adımları aktaran Abrahamyan, orada yaşayan Ermenilerin Ermeni şarkı ve dansına hasret kaldıklarını, bu nedenle halk müziği ve dansları internet aracılığıyla nesillere öğrettiğini ve böylece bu hasret giderdiklerini belirtti. Türk işgalinden sonra Batı Ermenistan'da su kaynaklarının yönetimi alanında bir takım sorunlar baş göstermiş, küçük göletler kurumuş, ormanlar acımasızca kesilmiş ve Türk nüfusunun yaptığı hayvancılık nedeniyle yüzlerce hektarlık otlaklar çölleşmiş durumdadır. Ermenistan Cumhuriyeti Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Facebook sayfasında bir gönderide Strasbourg'daki Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Artsakh Dağlık Karabağ sorununun insani sorunlarına ilişkin karar tasarısının kabul edildiğini aktardı. Azerbaycan'ın son zamanlarda uluslararası belgelerden Artsakh Dağlık Karabağ adını dışarıda bırakma girişimlerinin aksine ki Azerbaycan Cumhurbaşkanı birkaç gün önce Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden bu doğrultuda bir çağrıda bulunmuştu. Karar tasarısının başlığını ve karar metnini çok önemli olan Artsakh Dağlık Karabağ sorunu ibaresini içerecek şekilde değiştirmeyi başardık. Azerbaycan ve Türkiye delegasyonları karşı oy kullandılar. Batı Ermenistan'ın Kilis'te yoğun aroması, baharatlı tadı ve kokusu ile eşsiz bir lezzete ulaşan Kilis yağlık zeytinde erken başlayan hasat ile birlikte soğuk sıkım zeytinyağı üretimine başlandı. Zeytinin ana vatanı olan Doğu Akdeniz'de yer alan Kilis, toplam 266 bin dekarlık alanda zeytin üretimi yapılıyor. 3 milyon 500 binin üzerinde meyve veren zeytin ağacı bulunan ilde yıllık üretim miktarı 9.146 ton olarak gerçekleşiyor. İlde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda bölgede zeytin üretiminin geçmişi binlerce yıl öncesine gidiyor. Yüksek yağ oranı ve lezzetiyle dikkatleri çeken Kilis zeytini son yıllarda ekonomik değerleriyle de ön plana çıkıyor. Medya uzmanı Nayri Hohikyan, Azerbaycan ile İran İslam Cumhuriyeti arasındaki gergin ilişkilere atıfta bulunarak Facebook sayfasında İran ile Azerbaycan arasındaki tansiyon yükselmeye devam edecek ve düşük seviyedeki yetkililer ve din adamları aracılığıyla yeni suçlamalar ve tehditler dile getirilecek. Ancak bölgesel reel politika hakkında iyi bir fikre sahip olmak için İran'ın herhangi bir gerginliğe ihtiyacı olmadığını, Azerbaycan'ın 2020 savaşı sırasında çok fazla insan ve askeri kaynak kaybettiği için savaşa hazır olmadığını anlamalıyız diye yazdı. Medya uzmanına göre Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan-İran ilişkilerinin bozulmasını beklemesi hata olur. Çünkü bu her an tersine dönebilir ve Ermenistan Cumhuriyeti bu durumda bir şey kazanamaz. Medya uzmanı Azerbaycan'ın Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve İsrail tarafından İran'a karşı bir saldırganlık platformu olarak kullanılabileceğini dışlamıyor.
medya uzmanı Hohikyan, aylardır son Arsak Savaşı'nın ana hedeflerinden birinin İran'ın kuzey bölgeleri yakınlarına Türk ve terörist grupları konuşlandırmak olduğu konusunda aylardır uyarılarda bulunmuştu. İngiliz Reuters haber ajansı, Rusya'nın Suriye'de muhalefetin kontrol ettiği kuzeybatı bölgelerde hava saldırılarının sayısını artırdığını ve Türkiye'nin bu bölgelere asker sevk etmeye başladığını yazıyor. Ajans, kendi kaynaklarına atıfta bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak olan görüşmeden 3 gün önce Rus tarafın Afrin çevresindeki köyleri hedef almaya başladığını belirtti ve muhalif Özgür Suriye Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud'un Rus tarafının saldırılarının İdlib bölgesinden sınır boyunca Halep'in kuzeyine kadar uzandığına dair ifadesini aktardı. Aynı zamanda Türk ordusuyla ortak hareket eden birliklerin komutanlarına göre Türkiye son 2 hafta içerisinde bölgeye çok sayıda asker, zırhlı araç ve silah sevk ederek olası saldırılara karşı kararlılığını ortaya koydu. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CBS televizyonuna verdiği mülakatta Rusya'dan 2. S-400 partisinin alınacağını söylemesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na soruldu. S-400 ve F-35 konusunda gerekirse başka yerden alırız ve üretmeye başlarız şeklinde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'dan yanıt geldi. Biden, Erdoğan'ın sözlerine "biz bu konuları çoktan aştık" diyerek karşılık verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin S-400 alımı karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuyla ilgili "buna karışamaz" demişti. Sunucunun "yani siz hala S-400'lerin yeni partisini alma niyetinde misiniz?" sorusu üzerine Erdoğan, "evet, bundan sonraki dönemde de kimse bizim savunma sistemleri noktasında herhangi ülkeden ne kadar ne alacağımıza müdahale edemez. Bu karara da kimse müdahale edemez" diye konuştu. Milattan önce 4000 yıllık bir insan görüntüsü dünyada ilk kez Ermenistan Cumhuriyeti'nde yeniden yaratıldı. Ermeni bilim insanları Brezilya, Çek Cumhuriyeti ve İrlanda'daki ortaklarıyla birlikte Areni bir mağarasında yaşayan en eski insanın görüntüsünü yeniden tasarladılar. Antropolojik rekonstrüksiyon, arkeolojik verilere ve DNA analizine dayanan modern teknolojilerin yardımıyla gerçekleştirildi. 2007-2014 yılları arasında Areni bir mağarasındaki kazılar sırasında anıtın dünyaca tanınmasını sağlayacağı Avrasya'nın en eski ayakkabıları, dünyanın en eski şaraphane kompleksi ve çok sayıda değerli tarihi eserler keşfedildiğini hatırlatalım. Mağarada yapılan kazılar sırasında ayrıca çok değerli buluntular da ortaya çıkarıldı. Son Arsak Savaşları'nın yeniden başladığı sembolik gün olan 27 Eylül'de tarihçi Armen Ayvazyan'ın Ermeni askerliğinin ahlaki kuralları başlıklı kitabın tanıtımı yapıldı. Kitapta yer alan araştırma 4. 5. yüzyıllarda Ermeni ordusunun ideolojik, ahlaki ve psikolojik değerler sistemini ortaya koymaktadır. Şövalyelik, samuray ve Ermeni askeri ahlaki kuralları, eski Ermeni askeri sınıfının Ermeni halkının zihniyeti ve kültürü üzerinde bıraktığı etkilerin yanı sıra eski Orta Çağ'daki Ermeni silahlı kuvvetlerinin sayısı da tasarlandı. Kitapta Ermeni askeri özelliklerine yabancıların verdiği değerlendirmeler de yorumlanmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Anna Mailya'nın seslendirdiği Ermeni halk şarkısı Mani Asem ve Şahkırı Şokkırı adlı eseri sunuyoruz. Serinin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.